Real TV Amerika'dan haber verir. Amerika İç Savaş'tan sonra yani 1868 yılının May ayı sonundan bu yana Amerikalılar Ulusalanma Günü'nde savaşlarda hayatını kaybeden askerlerini anıyor. Bu ulusal bayram Amerika'da her yıl Mayıs ayının son gününde. İşte bugün de Başkan Joe Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve ülkenin üst düzey askeri yetkilileri Amerika'nın katıldığı savaşlarda hayatını kaybeden askerlerin anıldığı bugün 31 Mayıs Ulusal Anma Günü'nde Arlington Mezarlığı'ndaki meçhul asker anıtına geleneksel çelenk bırakma törenine katıldı. Başkan Joe Biden törende bir konuşma yaptı. Biden aslında birçok mesaj verdi bu törende. Amerika'nın dört bir yanındaki ulusal mezarlıklarda mezar taşlarının her birinin kıymetli bir hayatı temsil ettiğine vurgu yaptı. Bunların bir erkek evlat, bir kız evlat, anne, eş, erkek kardeş, kız kardeş, arkadaş ya da komşu olduklarını hatırlattı Biden. Amerika'nın savaşlarda kaybettiği askerleri için onların özgürlük ateşinin ışığıyla aydınlanıyoruz dedi Biden. Onlar çok cesur olduğu için biz özgürüz ifadelerini kullandı. Ülkeleri için canlarını vermiş olabilirler ancak kalbimizde sonsuza dek yaşıyorlar dedi. Biden ayrıca Amerika'nın son 20 yılda Afganistan'da yüzlerce askerin hayatlarını kaybettiğini, ailelerini geride bıraktığını da belirtti. Onlar içinse bu ailelerin her birine söylemek istiyorum dedi. Bu ülke için feda ettiklerinizi asla unutmayacağız ifadesini kullandı. Başkan yardımcısı olduğum günden bu yana ise dedi Biden, her gün cebimde Afganistan ve Irak'ta ölen askerlerin sayısının yer aldığı bir kağıdı taşıyorum dedi. Ve tahmin değil ifadesini kullandı. Yuvarlanmış rakamlar değil. Bugün bu rakam 7038 diye konuştu Biden. Bununla birlikte Ulusal Anma Günü kapsamında da Arlington Mezarlığı ve hayatını kaybeden askerlerin yattığı ülkedeki diğer ulusal mezarlıklardaki mezar taşlarının yanlarına da bayraklar konuldu. Amerika'daki sıcak bir gelişmeyi sizlerle paylaştık. Özlem Şen Yaşar, Real TV, Washington.